Organ nakli sadece bir tedavi değil, bir umut ışığı, yeni bir başlangıç. Profesör Doktor Mehmet Haveral'ın 3 Kasım 1975'te Türkiye'de başlattığı organ nakliyle binlerce kronik organ hastası sağlığına kavuşuyor. Üstelik hastalar artık yurt dışından Türkiye'ye geliyor. Yeniden yaşam yolculuğunun mimarı sadece bu son bir hafta içinde 10 başarılı ameliyatla, ikisi karaciğer, üçü böbrek olmak üzere 5 organ nakli gerçekleştirdi. Yeniden yaşam yolculuğunun kahramanları Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Profesör Doktor Mehmet Haveral'la bir aradaydı. Bu hastalarımız herkes yiyor içiyor, öyle değil mi? Kronik böbrek. Ameliyattan önce dedik aman ha, sakın 2 bardaktan fazla su içme. Şimdi hemen açıldı ki ne kadar içersen içse kadar ye, tamam mı? Şimdi aynı şey karaciğer hastaları için. Onlar diyorduk ki sakın ha 2 köfteden fazla yeme. Şimdi Ahmet Bey diyoruz ki ne kadar yersin ye, ne kadar içersin iç. Tamam mı? Gerçekten insanlarımız yeniden yaşam yolculuğuna başlıyor. Ha, işin gerçeği bu. Değil mi? Evet hocam. Aydın. Öyle değil mi? Evet hocam. Yeniden yaşam yolculuğu. Profesör Doktor Haveral, insanlarımızı başka ülkelere muhtaç etmiyoruz dedi. Hedef olarak da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği asrın medeniyet düzeyini aşmayı gösterdi. Ben ne diyorum her zaman, ne mutlu ki ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimize her zaman rahmetle şükranla anarız. Bugün buradaysak, bugün bunları yapabiliyorsak, onların hayat pahasına kurduğu bu ülke sayesinde yapıyoruz. Bu ülke olduğu için yapıyoruz. Ve çok şükür onların o yokluklardan bize emanet ettiği bu ülkemizi asrın medeniyet düzeyine taşımışız. Ve bu insanlarımızı başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. Başkent Üniversitesi'nin alın teri, özveri ve güveniyle yapıyoruz. Yani bütün bunlar Başkent Üniversitesi'nin özverisi, eserleri. Bu da tabii önemli ya, ülkemiz için önemli. Ve ne diyoruz? İnsanlarımızı başka ülkelere muhtaç etmiyoruz çok şükür. Tam tersine işte Kosova'dan kalkmış hastamız buraya gelmiş, işte Ürdün'den kalkmış hastamız buraya gelmiş, tamam mı? Ve artık Türkiye Atatürk'ün söylediği gibi asrı medeniyet düzeyine yakalamış. Bu gördüğünüz asrı medeniyet düzeyi amaç onu da aşmak, öyle dedi Atatürk. Siz rahat uyuyun, bilesiniz ki dünyada bir takım ilklerin altına bu ülkenizden imza atıyoruz artık. Onun için çok daha rahat uyuyabilirsiniz. Ve gerçekten şimdi ne mutlu ki işte bu insanlarımız yeniden yaşam yolculuğuna başlamış, tamam mı? 5 günde 5 organ nakli. Çok şükür. Hiç yani her gün bir ameliyat yaptık aslında. Ya bazen 2'de yapıyoruz. Hatta bazen mesela tabii hasta çok, yeteri kadar organ yok. Ama işte zaman zaman aramızdan sağlam organlarla ayrılan insanlarımızın organlarını aldığımız zaman işte bazen 2-3, bazen işte böbrek, 2 böbrek, 1 karaciğer, bunları da yapıyoruz. Yani artık imkanlarımız, ülkenin imkanları bunların hepsini yapacak durumdadır. Tabii mükemmel bir yasamız var. Organ nakli yasası 2238 ve 2594 sayılı yasalar. O yasalar sayesindedir ki bütün bunların hepsini yapıyoruz. Ne zaman çıkarılmış? 1979. Ve başka ülkelerde bunlar hep örnek oluyorlar. Ve onlara da yardımcı oluyoruz yasalarıyla da, her şeyle beraber. Özellikle kadavradan bağışların yetersizliğine dikkati çeken organ nakli ekibi de bağış çağrısı yaptı. 1970'li yıllardan beri şu anda Türkiye dünyada en fazla transplantasyon yapan 3 ülkeden birisi. Bunu Mehmet Bey'in önderliğinde açılan yolla biz buraya geldik. Dünyadaki 3 ülke arasına girdik. Bugün de burada sadece Türkiye'den değil, başka ülkelerden de sağlık problemi olan herkese ulaşabiliyoruz. Ve bu vesileyle de hani bir haftada
5 diyoruz ama aslında 2 haftada 8-9 ameliyat yaptık başarıyla. Hocama gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sadece çalışmak yetmiyor. Bu imkanı, bu fırsatı yaratmak çok önemli. Hocam da bu imkanı bize yaratmış pozisyonda. Biz de onun temposuna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yani biraz yorulsak da onun temposuyla daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla durmak yok, devamlı çalışıyoruz. Yeter ki organ olsun, biz de onu değerlendirebilelim. 3 Kasım 1975'ten beri bu yolculuktayız ama sizin bu başarılarınıza şahit olmak, sizinle beraber olmak çok gurur verici. Ancak yeteri kadar organ yok maalesef. Ben buradan organ bağışı sloganıyla son vermek istiyorum. Lütfen herkes organlarını bağışlasın, toprak olmasın, yeniden can olsunlar. Bir hekim için en gurur verici durum hastaların iyi olması, yaptığı tedavilerin başarıya ulaşması. Bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Hocamın dediği gibi sadece Türkiye değil, Türkiye'ye müracaat eden birçok ülkedeki hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Hastalarımızın yaşamını en belirgin, en olumlu yönde değiştiren işlemlerden, prosedürlerden bir tanesi. Hastanemizde ve ülkemizde de son derece büyük bir hızla devam ediyor. Umarım çok daha fazla hastayı çok daha güzel sağlıklı yaşamlara kavuştururuz hep beraber. Yıllardır, 23 yıldır ben başkentte çalışıyorum ve hocamla birlikte çalışmaktan, bu ekiple birlikte çalışmaktan dolayı çok gururluyum, onurluyum. Çok canlar kurtuldu, bir sürü insan yeniden hayata döndü. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam etmesini diliyorum. Buradaki manzara, buradaki tablo gerçekten çok güzel, çok gururlandırıcı bir tablo. Hocamıza ve ekibinin ellerine sağlık, hastalarımıza da uzun ömürler, sağlıklı ömürler diliyorum. Burada gördüğünüz hocamın kurduğu bir ailenin, giderek büyüyen bir ailenin üyelerinin sadece küçük bir kısmını görüyorsunuz. Hocamızın açtığı yolda biz de azimle çalışıyoruz. Gücümüz var, inancımız tam. İnşallah her gün ailemize yeni üyeler katarak daha da büyüyeceğiz. Bu ekibin bir parçasıyım. Organ nakil hastalarına postoperatif dönemde yoğun bakımda bakıyoruz. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Şanslıyız. Çok şey öğrendik hocamızdan. Hastalarımıza da şifa dağıtıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Ve Sabahat Başaran. 1990 yılında nakil için girdiği Başkent Üniversitesi ailesinin bir parçası. Şimdi ben hocamla ilk tanışmam 1990 senesinde oldu. Kronik karaciğer yetmezliğine yakalanmıştım. Tek çözümüm organ nakli olmamdı. 90 senesi, 4 Kasım 90 senesinde kadavradan karaciğer nakli oldum. 33 yıldır bu servisteyim. Hastalara moral oluyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştum. Şu anda buradayım. Herkesin organlarını bağışlamasını istiyorum. Bir organ bir hayattır gerçekten. Hasta çok organ yok. Onun için herkes organlarını bağışlasın ve Allah hocamı başımızdan eksik etmesin. İşte örnek bakın. Şimdi örnek tamamen normal yaşam. Şimdi bu serviste ameliyat olmuş 90'da bu servisin sekreterliğini yapıyor. Dünyada birçok insan ülkemizde de sağlam organları aramızdan ayrılıyor. Ve birçok insan o sağlam organlara ihtiyacı aramızdan ayrılıyor. Dolayısıyla şimdi diyoruz bu insanlar yeniden yaşam yolculuğuna başlıyor. İşte yeni bir karaciğer takıldığı zaman, yeni bir kalp takıldığı zaman, yeni bir böbrek takıldığı zaman. Onun için şimdi aslında organ bağışı değil, hayat bağışı bu. İnsanlara hayat bağışlayınız. Hastalarımız ve hasta sahiplerimiz ve bütün milletimiz bilsin ki hastalarımıza tıbbın bütün imkanlarını uyguluyoruz. Bu çok önemli. Tabii bizim yapmamız gereken şey bu. Biz hastalarımıza tıbbın bütün imkanlarını uygularız. Ama sonuç olarak insanlarımızın, hepimizin kaderi Yüce Allah'ın elinde. O neyi takdir ederse ama bütün mesele, keşke şurada yapılsaydı diye bir şey söz konusu değil. Bu ülkemiz için çok önemli. Yapılması gerekenin yapılabilmiş olmasıdır. Çok şükür Allah'a bugün hakikaten insanlarımıza, hastalarımıza tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde uyguluyoruz. Bu önemli. Onun için insanlarımıza ne dedi Atatürk? Beni Türk hekimlerine emanet edin. Şimdi milletimize de herkese diyoruz ki, insanlarımıza diyoruz ki kendinizi bize emanet edin.
bize güveniniz, bize inanınız. Bütün hedefimiz siz hastalarımızı yeniden sağlığına kavuşturmakta. İşte tablo burada. Ne dedik? 5 günde 5. Evet hocam. Ya 5 eşittir 5. Profesör Doktor Mehmet Haberal son bir haftada yeni yaşam yolculuğuna başlayan hastalarıyla yakından ilgilendi. 40 yaşındaki Pask Manrecay Kosova'dan geldi. Yengesinden alınan böbrekle Türkiye'de başladı yeni yaşam yolculuğuna. Profesör Doktor Mehmet Haberal'in Başkent Hastanesi'ne, bütün personele ve başlıca hocamız Profesör Doktor Mehmet Haberal'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü öncelikle onun sayesinde hayatım kurtuldu. Sonrasında da vericisi, yengesi, abisinin eşi, ona da çok teşekkür ediyor. Elimizde böyle bir ihtimal varsa hayat kurtarmak tabii ki de çok güzel. 22 yaşındaki Tolga Sarı da dayısı Hakan Beyazıt'tan alınan böbrekle tutundu yaşama. Üstelik 24 Nisan'da, yani Profesör Haberal'ın dünyada ilk kez erişkinlerde gerçekleştirdiği karaciğer naklinin 33. yılında. Şu an ben çok iyiyim. Dayın da aynı şekilde çok iyi. Yani hiç kimse korkmayabilir, korkmadan, çekinmeden rahat bir şekilde en azından bunun bağışını yapabilir diye düşünüyorum. Ben de önce tabii ki de Allah, sonra Mehmet Haberal'a çok teşekkür ederim. Yani organ bağışı olursa, trafik kazaları oluyor veya başka bir şekilde beyin ölümü gerçekleşen insanlar, hani dini açıdan bir sakıncası yok, hocalar da bunu söylüyor. İnşallah hani hocam da ameliyatını yaptı. Önce Allah, sonra hocamın sayesinde sağlığımıza kavuşacağız. Şu anda kavuştuk da diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum yani. Organ bağışı önemli. Herkes bir hayat kurtarırsa neyi? 46 yaşındaki Yalçın Gülas ise eşi Seher Gülas'tan nakledilen böbrekle kavuştu sağlığına. Dün nakil oldum, aslında çok yeni. Daha 24 saat geçmedi üzerinden. Bu trafik kazası gibi bir şey. Hani kimin ne zaman bir organ nakline ihtiyaç duyacağı hiç belli değil. Ben geçen sene bir gün içinde hani tedavimin ve hayatımın devamlılığının organ nakliyle mümkün olacağını öğrendim. Bir yıldır da bu sürecin içinde işte bir böbrek rahatsızlığıyla mücadele ediyordum. En sonunda süreç buraya getirdi. Allah razı olsun. Gerçekten Başkent Hastanesi hani bütün ekibiyle, başta Mehmet Haberal Hoca ve bütün, yani isim vermek isterim, yani kimseyi de atlamak istemem. Hemşireler, hasta bakıcılar, görevliler, herkes o kadar ilgileniyor ki hani burada çok güvenli ellerdeyiz. Hayat kurtarıyorsun. Çok güzel bir şey, mucizevi bir şey. Herkesin de vermesini isterim özellikle. Hastanemiz çok iyi. Aile ortamı içinde gibi hissediyoruz kendimizi. Çok 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 teşekkür ediyorum hepsine. 55 yaşındaki Ahmet Aydın Köksal ise oğlundan alınan karaciğerle merhaba dedi yeni yaşamına. Ve 10 aylık Mehmet İbrahim Şengül, annesi İlknur Şengül'den alınan karaciğerle zorlu mücadelenin galibi oldu. Karaciğer... Yani benim uydu çok şükür. Biz öyle karaciğer aramadık. Tabii organ bağışı çok önemli. Bekleyenler var, bekleyen bebekler var, çocuklar var. İnşallah Allah onlara yardım eder. Bizim ülkemizde kadavra bağışı yok gibi bir şey. Biz çok şükür bu hastanede şifamızı bulduk. Sayın hocamız, Haberal hocamız falan, ekibi, hastane ekibi çok süper yani. Bir haftada organ nakilleriyle hayat bulan hastaların hepsi gayet sağlıklı, İstediğini yiyip içebiliyor, dolaşabiliyor. Yani onlar mutlu sonla biten hikayenin kahramanları. Mehmet Haberal duyduğum anda dedim tamam, ben Allah'ın izniyle ben buradan sağ salim çıkacağım. Ancak hayatı bağışlanacak bir organa bağlı olan çok hasta var ve zaman onların aleyhine işliyor. Kronik organ hastalığı olanların gerekli organa, daha doğrusu duyarlı insanların organ bağışına ihtiyacı var.